Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Evtal zikir faalemennahu. La Allah cemiyen enbiya ve ve elhamdülillahi rabbil alemin. Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin inşallah. Amin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Amin. Cenab-ı cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'e hakkı hak, batılı batıl bilenlerden eylesin. Amin. Hakkı hak bilip hak yolunda mücadele eden, gayret eden, cihad eden, batılı batıl bilip batıla karşı cihad eden kullarından eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Kur'an ve sünnet-i seniyye sımsıkı yapışıp yaşayanlardan ve yaşatma mücadelesi verenlerden eylesin. Amin. Rabbim şeytana, nefsimize, heva ve hevesine uydurmayıp kendi sırat-ı müstakiminde dost doğru giden kullarından eylesin. Amin. Ecmeyin. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Dördüncü kapı, yedinci makam. Bunlar biraz tabi böyle manevi olgular, oluşumlar. Bunların böyle çok zahirle bir bağı, bağlantısı yok. Bunları nasıl... eee ben yazıya dökmekte zorlanıyorum. Kelimeye dökmekte zorlanıyorum. O yüzden hepinizden de affınızı istiyorum. Yani bu tip bu mesela bu akşam sırrı konuşacağız. Sır nedir? Tasavvufta, tarikatta, sufilikte nasıl tecelli eder? Nerededir? Ne değildir? Ama bunu konuşurken de gerçekten Bunları böyle yazıya dökmenin sıkıntısını yaşıyoruz. Yani o yazıya dökme noktasında gerçekten problem yaşanıyor. O yüzden hani beni mazur görün eksiklikten ve noksanlıktan dolayı. Bunlar seyri sülükte yaşanan şeyler. Seyri sülükte yaşanan olunca her yaşayan kendisine ait yaşar bunu yazılı kitaplardan, yazılı eserlerden bakarsanız bir başkasının yaşadığını okumuş olursunuz. Ama bu halde de aynıdır, rüyalar da aynıdır. Bu tip manevi tecelliyatlar insanların kendilerine göredir. Her dönemde bu farklılaşır. Kenel kaideler, ölçüler belki de çok fazla değişmez. Ama velakin her dönemin veliliği, her dönemin üstadlığı, her dönemin mürşitliği, dervişliği, her dönemin kendine ait bir zakirliği, nakipliği, nükabbalığı, halifeliği, bunların hepsi de bir, dönemsel olarak değişkenlik arz eder. İki, bir de şahıslara göre değişir. O yüzden birisinin gördüğü rüyayı öbürkü görmez. Birisi rüyayla gider, birisi halle gider. Birisi hiç rüya görmez, hiç hal görmez ama ve lakin yine yol alır. Bu e, dervişlerin kendilerine ait yoldur çünkü. Birisi sabahtan akşama kadar hal görür ama bir makama erişemez. Birisi hiç hal görmez, o bir makama erişir. Birisi her gece rüya görür ama ve lakin e, kalp göz açılmaz. Birisi hiç rüya görmez, o kalp göz açılır. Birisi ne hal görür, ne rüya görür. Bakın ne hal görür, ne rüya görür. Hiçbir şey görmez ama ve lakin yolda giderken uyanık bir şekilde görür, gör yani. Uyumasına gerek yok, gözünü yummasına gerek yok. O yüzden bu tip hani e, manevi tecelliyatlar, Veyahut da içsel olarak baktığımızda eskilerin tabiriyle letaifler herkese göre değişir. Birisi mesela işte bir e, yetimin başını okşar arşalığa ulaşır, Öbürkü bir açı doyurur arşalığa dolaşır. Öbürkü bu sefer ben yetimin başını okşadığım için arşalığa dolaştım diye, Nerede yetim var onu arar onun başını okşamak için. Öbürkü de ben bir açı doyurdum. İkisi de hadisi kutsiyle de hadis-i şerifle de sabit. Ben bir açı doyurdum. Arşarlığa ulaştım diye. O da aç arar kendine. O yüzden sufilikte her hal, her makam, her tecelliyat sufinin kendisine göre. O zamana göre, o ihtiyaca göre değişir. Bunu bir kez, bir, bir kez daha bir kenara koyalım. Bizim sohbetlerimiz, benim sohbetlerim bu tip manevi sohbetler, benim kendimle alakalı. Bu ölçümü arkadaşlara kardeşlere değil. Neden değil? Bu benle alakalı. Bu bir başkasıyla alakalı değil. Benim halet ruhiyem, benim yaşadıklarım, benim gördüklerim, benim çektiklerim. İşte benim sıkıntılarım, benim mutluluklarım, benim işte sevinçlerim, benim hüzünlerim, beni bağlayan şeyler. Ben ne alakalı bunlar? Bundan 200 yıl önce farklı bir sufilik yaşıyordu insanlar. Bundan 400 yıl önce farklı bir sufilik yaşıyorlardı. Bundan 600 yıl önce farklı bir sufilik yaşıyorlardı. Şu anda da herkes sufilik yaşıyor. Bir sürü dergahlar var, tarikatlar var, cemaatler var, şeyhler var, ondan sonra her şey var. Herkesin de yaşantısı kendine ait. Kendine ait bir hayat sürüyorlar. Muhakkak ki hepsi de hizmet etmeye çalışıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İnşallah hepsi de insan yetiştiriyorlardır. Bu konuda kimseye laf söyleyecek noktada değiliz. Allah bizi affetsin ama bunlar normalde İnsanların kendi şahsı Maneviyatına bağlı şeyler. O yüzden bunu özellikle bir belirtelim. Yani geçen haftaki dersle alakalı bu haftaki ders ve önümüzdeki derste de işte şey var daha hazırlık yapmadım mı? Manayı bilmek var. Sonra manevi yolculuk var. Sonra ilahi varlığa ulaşmak var. Yani fenafillah bekabillah'a doğru yolculuk alıyor sohbet. Şimdi böyle olunca Normalde kalbin halleri mi? bu letaiflerle alakalı meselelerin hepsi de kalple alakalıdır. E kalbin de bir sürü türlü türlü hali var. Herkes kendi yaşadınca, kendi tecrübesiyle bunu konuşur. Yaşadığı yoksa, tecrübesi yoksa konuşacak bir şey yok. Ama söz konusu olan sır zaten adı üstünde sır. Bakın adı üstünde sır zaten. Bu çok konuşulabilecek, çok böyle açıklanabilecek bir şey değil. Ama elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce inşallah bir şeyler anlatmaya, açıklamaya çalışacağız. İnşallah. Sır, lügatte gizli tutulan, kimseye söylenmeyen şey. Yani birisi birisine bir sır veriyor, lügatte gizli. Hani iki kişinin arasında konuşulan şey iki kişinin arasında sırdır. İki kişi bilhassa sufilikte bu çok ehemmiyetlidir. İki kişi bir şey konuştu. Çok basit bir şey de olabilir bu. Bu iki kişinin arasında sırdır. Neden buradan başladım? Çünkü iki kişinin konuştuğunu birisi dışarı aktarıyorsa ona manevi sır vermezler. O sırrı ifşa ediyor o orada kalır. Üç kişi konuştu, üç kişinin arasında kalır. Bu sırrı tutabilenler manevi yol alırlar. Eşinin sırrını tutan, çocuklarının sırrını tutan, iki kişinin arasındaki meseledeki sırrı tutan, bunlar manevi yol alır. Sırrı tutamayan, sırrı ifşa eden kimse manevi yol alamaz. Muhakkak onun sır tutması gerekir. Bir zakir, bir nakip, bir nükabba, bir çavuş, bir ders yaptıran kimse sır olması gerekir. Eğer oradaki bir topluluktan birisinin iki kişinin arasında konuşulduğunu üçüncü kişiye aktarıyorsa o sırdaş değil. O manevi olarak yol alamaz o. Şimdi bazen zaman zaman arkadaşlar hani yol alamıyoruz filan derler. Bazen şeyler, bazı şeyler ince ayrıntılarda saklıdır. Ben bazen şakadan da olsa söylerim ama ciddiyimdir ben. Derim ki ben eğer bir gün aklımı yitirecek olursam beni bir yere kapatın. Sebep hiç kimsenin sırrı benden çıkmasın. İki kişinin arası bana çok şey anlatırlar. Sır kalır bende o. Onu ikinci bir şahsa aktaramazsın. Bunu böyle iyice belleyin ki aktarmayın bilhassa ders yaptıranlar, zakirler, çavuşlar, nakipler, nükabalar her ne var ise onlara birisi, ben onlara birinci derece derim ki hiç kimsenin derdini dinlemeyin, probleminin içine girmeyin. Sebep onun derdini sen bir başkasına aktarırsan veya eşine aktardın veya çocuğuna aktardın, sen sırrı ifşa ettin. Bilsen dahi bilmiyormuş gibi davranacaksın. Aa öyleymiş mi? Başkası anlatıyor. Senin bildiğini de biliyor belki de. Aa öylemiş mi? Biliyorum yok. Evet ben biliyorum ya bana anlattıydı. Ya bunu demene gerek yok. Burada benlik giriyor işin içerisine. Benliği olan kimseye de sır vermezler. Yok. Sen bilsen dahi bilmiyorum diyeceksin. Sen rüyanda da görebilirsin onu. Sen o rüyanı da unutacaksın. Halinde de görebilirsin. Evet ben bunu rüyamda gördüydüm. Onu diyemezsin. Onu söylediğin an batarsın. Şimdi lügatta neymiş sır? Gizli tutulan, kimseye söylenmeyen şey. Ama asıl sır ne? Bizim anlatmaya çalışacağımız şey ne? Akıl ve idrakin kavrama sahasında dışın kavrama sahasının dışında kalan şey. Ya normalde sufilikte, tasavvufta yoldaki sır aklın ve idrakin dışında kalan bir şey. Sen onu akletmeye çalışma. Sen onun kavramaya çalışma. Bu aklın işi değil. Bu normal senin idrakinin işi değil. Tecelliyata ram olmak derim ya. Tecelliyata ram ol. Onu hiç kimseye aktarma. Onu hiç kimseye söyleme. Çünkü bu aklın dışında bir şey. Bu idrakin dışında bir şey. Hani aklın dışında bir şey. Allah rüyada görülür mü? Hadis-i şerif var. El cevap görülür. Ama aklın dışında bir şey bu. yani Allah çünkü Allah affetsin yani görünen bu manada zat olarak bu görünen bir varlık değil e şimdi bir kimse ben Allah'ı rüyamda gördüm dediğinde aklın dışında bir şey bu idrakin dışında bir şey ama hadislerinde zahir olmuş söyleyecek bir laf yok ilim olarak var Demek ki sır ne? Aklın ermedi, idrakin patinaş çektiği bir şey. Ve Cenab-ı Hak'ın Cenab-ı Hak'ın insanların aklının ermeyeceği ermeyeceği hikmeti. Bunu akıl erdirmek mümkün değil. Bu direkt Cenab-ı Hakk'ın yine insana veriyor, kuluna veriyor. Hemen bunu da altını çizeyim. Kime veriyor? Kendisine seçtiğine veriyor. Bu böyle herkese afun tufun edilecek, dağıtılacak bir şey değil. Allah dilediğine kendisine seçer. Ayet-i kerime. Allah kendisine seçmiş olduğu kullara bunu veriyor. Bunun da altını çizeyim. Bunun eserlerde, kitaplarda buna bakarsanız bu sadece mürşitlerin, velilerin hali olarak söylenir. Ben bunu hani küstahlık yapıp değiştiriyorum demiyorum ama bu velilik yolunda gidenlerde de görülebilecek bir şeydir. Bu dervişlik yolunda, seyri sulukta yürüyenlerin yaşayabileceği bir şeydir. Onlar da zaman zaman akıl ve idrakin üstünde tecelliyatlara mazhar olabilirler. Bu kapıyı kapatırsak eğer biz yolun kapısını kapatmış oluruz. Yolun kapısını kapatamayız. Bu yol herkese açık emmare, edelevam mülhüme, mutmeyne, radiye mardiye safiye nefis meratiplerinde yürüyen bir kimsenin önünde yani emmarede, edelevam ede görülmese görülmese dahi mutmayın ne de radiyerde mardiyede kırıntıdan fazla mardiyede ama mutmayın de kırıntıları başlasa diyelim ileriye doğru insan dervişlerin, sufilerin yaşayabileceği şeyler. Bu normalde e, sufi dilinde de e, bedendeki ruh gibi, bakın bedendeki ruh gibi kalbe konulmuş, kalbe yerleştirilmiş veyahut da kalbe yerleştirilen, ben böyle şeyleri söylerken bunların hepsinin de hepsinin de eski dilde bu letaiflerin herkesin kalbinde var olduğunu ama kalpte harekete geçmediğine, geçirilmediğine inananlardanım. Çünkü bir şey olmazsa o harekete geçmez. Ve bir şeyin olmayışı diğerlerine adaletsizlik olur. O zaman hepimizin kalbinde bu letaifler var ama hepimizde harekete geçmiş değil. Hepimizde harekete geçmiş olsa mesela halli olacak zaten. Ve bu biz bunu Allah'ı tanımada ve de müşahade etme olarak nitelendirdiğimiz bu yedi tane batini letaif var. Bu yedi batini letaiften birisi bu sır. Bakın yedi letaif var. Şimdi bu biz onlara Rabbani letaif diyebiliriz. ve hatta hani e, Perşembe günü sohbette konuştuyduk. Azizettin Nesefin Nesef'inin bitkisel ruh ondan sonra diye nitelendirdiydim ben. Şöyle ruh, böyle ruh diye. Bunun gibi letaifler var. Mesela işte ne medeni ruh. Aslında hepsi de bunların manevi tecelliyatları var insanların üzerinde. Ve hatta bitkisel ruh insanın üzerinde var. Hayvani ruh insanın üzerinde var. insani ruh insanın üzerinde var. Sır insanın üzerinde var. Letaif olarak. Ve ıı, örneğin sırrul sır veya sırrul esrar. Ben bunu sırrın sırrı olarak görüyorum. Benim dilim buna sırrın sırrı der. Bu da bu letaif olarak bu insanın üzerinde var bu. Ve bu yolun yolcusu yani sufi yolcusu bu letaifleri geçer. Bu letaifleri yaşar. Bir, ya bilinçli bir şekilde yaşar, iki, bilinçsiz bir şekilde yaşar. Bilinçsiz bir şekilde nasıl yaşar? Bizdeki eğitim gibi. Rüya görür, rüyasında biz onun esmasını değiştiririz. Rüya görür, rüyada bir esma çeker, ona farklı esma veririz. Nefis meratipleri olarak. O kendiliğinden mesela gözün önüne gelmeye başlar bazı şeyler. Bu insanı kabız haline sokmuyor. Sufi yetişirken burada daha rahat yetişiyor. Bu benim bu 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 fakirin ta bayındırdan beri tespit ettiği bir şey bu. Ona eğer sufiye bir makam, bir mevki, bir şey söylersen Allah affetsin. Nefsini uyuyor, tük küt tek düşüyor. Konuşmazsan bunu, hani bunu konuşmuyorsun, o kendini hep böyle daha iyi oluyor, tabiri caizse kendini hep böyle yerde görüyor derviş. Hep kendini yerde, paramparça görüyor. Habire Müslüm'den okuyor paramparça diye. Öbür türlü ona desen ki, sen neye geldin, senin es e esman şu, oo, oldu bitti sıra dağları o yarattı sanki. Veya birine diyorsun ki burada ders yaptır, bir bakıyorsun adam ne şeyhi ya, haşa. Şeyhliği bırak, adam neredeyse peygamberliğini ilan edecek veya kadın orada. Yani o kimsede makam geldikçe, o kimse hiçliğe gideceğine, o kimseye manevi haller açıldıkça, o kimse kendisini daha da kendisini aşağı çekeceğine, bir bakıyorsun ki adam kendisini arşa koymuş. Bu bugünkü dervişlerin yetişmesinde zorluk bu. Ve bir bakıyorsun ki işte emmare levvameye geçmiş, mülhümeye gelmiş, mutmainneye geçecek. İşte bir hal görmüş veya bir rüya görmüş. Ve bir bakmışın adam kendisini hoca deditirmeye başlamış. Abi dedettirmeye başlamış. Baba deditirmeye başlamış. Neredeyse şeyh dedettirecek kendisine bu onun zararına mahviyete doğru gideceğine mahviyete doğru gideceğine bir sufi beka billaha ulaşınca kadar mahviyete doğru gidecek. O hep mahviyet makamında duracak. O hep kendini aşağı vuracak. Ama aşağı vurmayınca sıkıntı. İşte normalde bunların hepsinde, bu letaiflerin hepsi de bütün herkes de var. Yani her bir ruhun tanımı veyahut da tecelliyatının farklı farklı yetenekleri, farklı farklı işlevleri var. Biz bunu nasıl Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını, sıfatlarını tecelli edince idrak ediyorsak, Allah'ı tanımlamada sıfatların tecelliyatına göre biz Allah'ı tanımlayıp biliyorsak, ruhun da tecelliyatlarına göre, ruhun tecelli ettiği alana ve işlevine göre isim kullanabiliriz. Mesela işte deriz ki, madeni ruh, maden gibi yani, madeni ruh. O zaman ne oluyor? İskelet sistemini ayakta tutan, iskelet sistemiyle alakalı. Şimdi diyeceğiz ki ya bu ruh hepsinde içine alır tek kelime. Evet içine alır. Ama tanımlama açısından, işlevsel açısından madeni ruh o kimsenin iskeletiyle işlem görür. İşlev görür. Ardından ne bitkisel ruh var değil mi? Yani geçen gün de söyledik. İnsandaki tecelliyat nedir? İnsandaki tecelliyat karaciğerindedir. Öbür türlü bitkilerin üzerinde de ben onu akıl olarak da nitelendirdim ya bitkilerin üzerinde de var mıdır? Evet. Aynı o bize bizim üzerimizde de tecelliyatı var mıdır bitkisel ruhun? Evet. Bu nerededir bizde? Odak noktası neresidir? Karaciğerdedir. Ve karaciğerle beraber sindirim sistemi bunun üzerinde çalışır manevi olarak. Böyle tuhaf bakıyorsunuz. Tuhaf bir şey mi anlatıyorum? Biraz tuhaf mı oldu? Allah hakkınızı helal edin ya. Helal bu insanın büyümesiyle alakalı, besinlerle alakalı, yediğiyle içtiğiyle alakalı ve yediğinin içtiğinin vücudundaki tecelliyatlarıyla alakalıdır. Yani düşünebiliyor musunuz? İşte ne içiyorsunuz? Kahve içiyorsunuz. Yani bu sizde kahve, sizde farklı bir şeye dönüşüyor. Dönüştürüyor o işlevi var onda. E şimdi bunun gibi mesela işte hayvansal ruh o normalde kalbin içinde değildir mesela o. Kalbe böyle yakındır. Kalbin içinde oturmaz o. Bu farklı tecelliyatı vardır. O atar damarlar, toplar damarlar komple o işle alakalıdır. Ondan sonra normalde ama Aynı zamanda da mesela korkumuz, öfkemiz buraya bağlıdır. Hani bir kimse korkanca kalbi küt 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 atar değil mi? Ve çok sevinince kalbi küt 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 atar değil mi? Ve damarlar hızla çalışır. Bu onun ruhla alakalı. Mesela nefsani ruh dediğimizde o nefsani ruhta. Asıl odak noktası beynimize yerleşir. Nefsani ruhta odak noktası onun beynimizdedir ve bütün sinir sistemiyle alakalı bağlantılıdır. Şehvet örnek. Açlık tokluk hissi örnek. Bu sinir sistemiyle alakalı bağlantılıdır. Bu da ruhun ayrı bir tecelliyatıdır. Şimdi insanı ruhtur mesela bir tanesi de. E bu da insanı ruh da kalpte yerleşir. Mesela bir kimsenin annesine babasına olan sevgisi. Mesela bir kimsenin işte arkadaşlarının olan sevgisi, muhabbeti, şefkati, merhameti. Bunlar insanlı ruhun tecelliyatlarıdır. E şimdi en son nereye geldik? Sıra. Ruhun sır tecelliyatı. Bu da Allah'ı hatırlayan tecelliyattır. Allah'ı hatırlayan bu tecelliyattır. Bu nereden geldiğini bilir, bu nereye gideceğini de bilir. Bakın bu ruhun tecelliyatı nereden geleceğini, nere, nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilir. Ve bu tabiri caizse elest sorusuna muhatap olandır. Bakın, eleş sorusuna muhatap olup eleş sorusuna cevap verendir bu. Bu nedir? Ruhun sır tecelliyatıdır. Sır dediğimizde bizim asıl aklımıza gelecek olan bu. O ruhun nereden kopup geldiğini oru bilir. Dönüşünün de nereye olduğunu bilir. Bu bir çıt daha şimdi ilerisini söyleyeyim size. Ayağını sabit ede ne yaptığını da bilir. Hani bir hadis-i şerif var ya, ruhlar aleminde birbirlerini sevenler bu dünyada da birbirlerini severler. Bu ruh orada kimi sevdiğini bilir. Kimi sevmediğini de bilir. Sır dediğimiz şeyler bunlar. Bunu o bilir. Ruhun sır tecelliyatı veyahut da biz bunu böyle aşağıdan yukarı doğru tanımlarsak bu artık sırrın sır bir alt tecelliyatı bu. Sırrıl sır tecelliyatı nedir? Lafı gelince söyleyeyim. O da aşkın tecelliyatıdır. O ruh aşıktır. Ve aşk onun üzerine tecelli eder. O mutlak aşkın tabiri caizse tecelligahıdır. O zamandan, mekandan e, münezzeh olan Allah'la irtibatlı olan halidir. Bu en mahrem noktadır. Bu da e, hani değişik isimler koymuşlar. Ben sırrın sırrı derim burayı. Hani derim bazen ya sırrın da sırrı vardır. Onun da sırrı vardır. Onun da sırrı var dediğim şey bu haldir. Bu e, kelamdan uzaktır burası. Burası kelamdan uzaktır ve burası bu e, sırrın sırrı noktası. Cenab-ı bakın kendi e, zatından üflediği ruhtur. Burası artık böyle e, sana ruhtan sorarlar. Bununla alakalı size çok az bilgi verilmiştir. Denilen şeydir bu. Burası sırrul sırdır. Sırrul esrardır. Sırrul gaybtir. Adına ne derseniz deyin. Ben bunu sırrın sırrı diyorum. Yani o ruhun az önce anlattığım sır tecelliyatının üstünde bir tecelliyattır bu. Az önce anlattığım sır tecelliyatı nereden geldiğini biliyordu. Bakın nereden geldiğini biliyordu deyince ona bir yer atfediyorum. Nereye gideceğini de biliyor. Yine ona bir mekan atfediyorum. Ama sır sır mekandan ve zamandan bağımsız münezzeh olan kendi ruhumdan dediği noktadır. Burası ayrı bir sırdır. Bunu normalde konuşmanın bir anlamı yok zaten. Biz bu akşam e, sırrı konuşuyoruz. Bu sır yani bu ruhun bu sır tecelliyatı kalbe tecelli edince, kalbe tecelli edince bu insanın kendisi dahil her şey yok olmuş gibi olur. Fena dediğimiz şey budur. Her şey yok olmuş gibi olur. Bunda kendisi de yok olur o kimsenin. Kendisi de kalmaz. Fena halidir bu. Bu kalbe tecelli ettiğinde bu fena halidir. O hale erişen bir sufi de kendisi de kalmaz. Varlık üzerinde de hiçbir şey görmez. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi olur. Ve bu hali o kimse e, aklının idrakinin şuurunun üstünde olduğundan bu hali anlatması dahi mümkün değildir. Anlatamaz. Böyle bir şey yaşar, bunu tarif etmek, bunu böyle e, aktarabilmek biraz zordur. Buna böyle e, hani zaman zaman yaşarsınız bazı şeyler ya. Yani akıl üstüdür o. Hani Hazret Ali radıyallahu anh Hazretlerinin baldırına, ayağına ok batmış çıkaramamışlar da namazda çıkarın demiş ya. Akıl üstü bir şey bu. O esnada o acıyı hissetmemek, o acıyı görmemek, fena hali yaşamak, hiçbir her şeyden kesilmek. Ve bütün her şeyi yok hükmünde görmek. Ve namaz bitince ben size namazda çıkarın demedim mi dediğinde çıkardık ya emir el müminin sözünü işitmek. Bu halle hallenme fena hali. Veyahut da hani birden Yusuf'u gördü ya Mısırlı kadınlar. Ne yapmıştı Mısırlı kraliçe? Kendisinin dedikodusunu yapan bütün kadınları topladı. Hepsine birer elma, çok keskin de birer de bıçak vermişti. Sonra Yusuf'u birden odaya aldı, salona aldı. Yusuf'u birden salona alınca herkes parmağını kesti ama fark etmedi hiç. O esnada fena oldular. Yusuf'ta fani oldular. Yusuf'u görünce kendilerinden geçtiler. Kendilerinden geçince parmaklarının kestiğini fark etmediler. Veyahut da öyle bir hal yaşıyor ya o kimse. Hani Ahmet el Bedevi Hazretleri hay esmasında dervişandan yükselirmiş ya. Anlatırım ya. Dergahın çok bilen çavuşları zakirleri olur. Efendim şeriata mugayir bu demiş. Evladım üzerinde hançer yok muydu? Vardı efendim demiş. E kesip atıveriydin o zaman demiş. Bir daha böyle olduğunda kes at kenara demiş. Emredersiniz efendim demiş. Yine böyle bir hal tecelli o derviş çekmiş hançeri, vuruyor hançeri. Cık. Hançer kesiyor ama tekrar birleşiyor et. Hançer kesici kesiyor, birleşiyor. Kesiyor birleşiyor, kesiyor birleşiyor. Ahmet el Rufay Hazretlerinin, e, Ahmet el Bedevi Hazretlerinin bundan haberi yok. Fena hali. O esnada akıl ve şuurun dışında, idrakin dışında, varlığın dışında. Hani 4-5 kişi geldi de Ahmet er Rıfa Hazretlerine aşk nedir dedi. Mübarek hiç seslenmeden kalktı. Aya aşk, 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 aşk. Başladı kendi etrafında sema etmeye kayboldu ortadan. Yok Ahmet er Rıfa Hazretleri. Şaşırdı gelenler. Koşturdular teyzesinin oğlu Abdülkadir Geylan Hazretlerine. Dediler ki efendi böyle böyle biz bir soru sorduk aşk aşk dedi gözden kayboldu biz ne yapacağız şimdi dedi Abdülkadir Geylani Hazretleri dervişleri topladı dedi nereden çıktı ee, yok oldu bu noktadan o noktaya gül suyu döktürdü gül yağı döktürdü güzel kokularla kokulattı oraya dedi ki aşıklar gül kokusunu çok severler. Halakayı kurdular, Hay esmasına başladılar. Aşıklar Hay esmasını çok severler. Hay 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 başladılar. Ardından Ahmed Hazretleri de semadan aşk 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 dedi, durdu. O beş kişiye dedi ki, işte aşk budur. Aşk neymiş? Fena olmak, yok olmakmış. İşte bu da sırrın halidir. Bakın bu da nedir? Sırrın halidir. Ve bunu tekrar bunun altına not düşelim. Cenab-ı Hak dilediği kimselerin derecelerini yüksatır. Bu özel bir şeydir. Enam ayet 83. Ve tabi bu sırrın da insan üzerinde tecelli ettiği bir ana merkez hükmünde yer vardır. O da nedir? Yani işte sol göğsünün iki parmak üstünde olan bir yer olarak tanımlanır. Zaten böyle bir şey yaşanacağı zaman orası başlar sancılanmaya. Orası başlar titremeye kımıldamaya o ilk işarettir Orası kımıldamaya zahir olarak zahiri sancılandı titremeye başlarsa o onun işareti odur bir başkasında başka bir işaret olabilir ama onun işareti odur ve e, bu nakşibendilerde bendilerde önemlidir. Bu, bu da Nakşibendi dersi olsun. Bu Nakşibendiler de önemlidir. İçimizde birkaç tane Nakşibendi dersi çeken kardeşimiz var çünkü. Birkaçtan fazla da Allah affetsin. Onlar için de bir kısa bir, bir, cümle olsun. Bu, bu ruhun bu ruhun nuru tecelliyet olarak beyazdır. Bu böyle e ee, buharımsı bir suret gibi suret görünebilir, tecelli edebilir. Bunun nuru bu manada beyazdır ve bu tecelli ettiğinde sanki bütün bedene tecelli etmiş gibi beden de bembeyaz olur. Onu beyaz görürsün önce. Ve sonra her şey bir bakmışsınız bembeyaz olmuş. Bakın bir bakmışsınız bembeyaz olmuş. Bunun e, nur rengi de beyazdır. Bir bilgi olsun size. Ölüp gideceğiz bu dünyadan, göçüp gideceğiz. Bunun nur rengi beyazdır. Ama böyle bunları aldatmak için veyahut da hava atmak için konuşursanız e, çok abes bir şey yaparsınız ilme ihanet etmiş olursunuz. Allah bizi affetsin. Amin. Bunları eskiler hiç konuşmamışlar. Yani şimdi Şeyh Efendi'ye böyle atıfta bulunmak için konuşmuyorum bunu. Mesela bahsederdi, hiç tarif etmezdi. Öyle değil mi Hüseyin Aga? Bahsederdi. Retayiflerden tarif etmezdi hiç. O da öyle görmüş çünkü. O da büyüklerinden tarif görmemiş. O bana ne konuştuğunda oğlum Mustafa Efendi de tarif etmezdi bu tip şeyleri derdi. Yani Mustafa Efendi de tarif etmemiş. Bunu genelde bizim silsile tarif etmemiş. Ve hatta bu mesela işte Şeyh Efendi anlatırdık Allah rahmet eylesin. İşte efendim beyaz bir nur geldi. İşte nur kalbimin üzerinde durdu. İşte ondan sonra önce kalbimin içerisine ihata etti. ben beyaz oldu. Sonra bütün vücut beyaz oldu. Sonra Bursa beyaz oldu. E, e, sonra Bursa'dan sonra daha da beyaz oldu. Hiçbir şey görünmez oldu. Bunun başlangıcı gibi. Sonra öyle bir şey oldu ya her şey bembeyaz oldu. Hiçbir şey görünmedi. Ondan sonra sen de görünmedin. Yani bu fena'nın yolu. Ve bunda normalde o esnada mesela bizim kardeşlerde bazen bu manevi zikrullahta da küçük küçük şeyler yaşayanlar var ama ileri doğru gitmiyor. Ben o yüzden diyorum dördüncü makamda da başlıyor bizde arkadaşlar da bunun tecelliyatı diye. O yüzden söylüyorum beşinci makamda da başlıyor. Hoş düşüyorlar sonra da ama tecelliyatı başlıyor biz de seviniyoruz kendimizce iyi elhamdülillah hani başlayan var diyoruz. İnşallah devam ederler. İnşallah devam edin. Amin. Bu bunlar yabana gitmesin. Kendinizi terbiye edin. Nefsinizi terbiye edin. Kendinizde bir varlık görmeyin. Kendinizde yükseklik görmeyin. Ve Cenab-ı önünde kendinizi yok görün. Allah'a dua edin. Dervişliğinizi bir tamam yapın. Kimseyi incitmeyin, kırmayın, üzmeyin. Evliler, eşlerinizi kırıp üzmeyin. Çocuklarınızı kırıp üzmeyin. Hakka, hakikate riayet edin. Hakka, hakikate riayet edin. Allah'ı çok sevin. Resulünü çok sevin. Üstadınızı çok sevin. Bu işin kalbi ayağı sevgiyle bu kalbi ayağı olmazsa dervişin evet kendini kurtarır ama velakin daha yakinin de yakini olması gerekir. Bunun yolu bu. Bunun başkaca bir yolu bilmiyorum. Allah muhafaza eylesin. Amin. Ve bu e, ruhun sır hali Ruhun normal halinden daha latiftir. Daha saydamdır öyle söyleyeyim. Daha parlaktır anlayabileceğimiz dille. Bakın daha saydam daha parlak olur. Daha latif olur. Sırl sürde ise zaten orası dile gelmiyor. O ayrı bir cevher. Bütün bunların hepsinde cevher hükmünde görebiliriz. Allah muhafaza eylesin. Ve bu hal kulla Rabbi arasında bir sırdır. Bunu ancak üstadını açabilir. Bunu üstadından başka hiçbir kimseye ve hiçbir şeye açamaz. Bakın, hani sohbetin başında dedim ya, iki kişinin konuştuğu sırdır. Bunu bir başkasına o kimse aktarırsa bu hale erişemez dedim. Baştan söyledim. İki kişinin konuştuğu orada kalacak. Hele böyle dergahlarda, tekkelerde hiç konuşulmaz. Üstatla konuştuğun sırdır. Orada kalır. Sana bir analizde bulunmuş. Kalır orada sende o. Senin eşinle alakalı konuşabilir, seninle alakalı konuşabilir, çocuklarınla alakalı konuşabilir, bir başkasıyla alakalı konuşabilir. O sende kalacak. O sende kalmazsa bu hale ulaşamazsın. Bakın o sende kalmıyorsa bu hale ulaşamazsın. Unut. Direkt unut. Birisi geldi sana bir derdini anlattı. O sende kalacak. O sende kalmazsa bu hale ulaşamazsın. Allah muhafaza eylesin. Amin. Ve bu hani kulla Rabbi arasında kalacağı için bu bir müddet sonra müşahade haline gelir. İlmin aktığı ee, dere gibi gelir. İlmin aktığı dere gibi olur. Veya ilmin aktığı çeşme gibi olur. Veya ilmin damladığı gibi olur. Demek ki kimisine damla gibi gelecek. Kimisine çeşme gibi gelecek. Kimisine dere gibi gelecek. Kimisine de ne olacak? Deniz olacak. Bu gizli sır ilmin Rabbi ile kulu arasındaki bir tecelliyattır. Bakın Rabbi ile kulu arasındaki tecelliyattır. Bu ancak anlatılma müsaadesi verilirse emirle, müsaade dediğim şey emir. Öyle bunu anlatabilir miyim? Böyle bir şey yok. Bunu Anlat, anlatırsın o esnada. Bu kadardır bunun. Böyle hani müsaade ederken bunu anlatabilir miyim? Böyle bir şey yok. Zaten akıl gider, şuur gider, idrak gider. Sadece tecelliyat kalır. Ve sadece o tecelliyat esnasında sana denilen neyse o olur. İşte dört kapı kırk makamın Dördüncü kapısının sır makamı. Buna daha ilaveler etmek mümkün. Bu ara hani Hz. Mevlana Celaleddin Rumaz Hazretlerinin bir sözü var. Sema ile alakalı. Benim öyle bir anım vardır ki oraya ne bir melek ne bir başkası ne hatta ne bir melek ne bir peygamber dahi o araya giremezler ya. Bakın oraya ne bir peygamber var mı yok mu şimdi tam e, toparlayamadım ama oraya hiçbir melek giremezler. Toparlandı. Benim Rabbimle sema ile alakalı öyle bir anım vardır ki oraya hiçbir melek araya giremez. İşte Sır hali budur. Oraya ne melek girebilir, ne şeytan girebilir, ne cinni tayfesi girebilir. Oraya normalde hiçbir şey o araya giremez. Bakın melek dahil buna. Şeytanın girmesi zaten mümkün değil. Cinni tayfesinin de girmesi mümkün değil. Bu öyle bir sır haldir. O yüzden bu halde Allah'ın e, sıfatlarının farklı tecelliyatları vardır. Bu halde sıfatın o esnada nasıl toparlayacağım onu düşünüyorum. O sıfat o esnada e, o güne kadar tecelli etmişlerin en hakiki noktasında tecelli eder. Diyeceksiniz ki diğerler hakiki değil midir? Hepsi de hakikidir. Ama bu sır perdesinde Allah'ın ehadiyet makamından kopup gelen sıfatları hakikat noktasında tecelli eder. Toparlayabildiğim kadarıyla. Ve bu hal, bu sır halinin zirveleridir. Artık bu halden sırrı sırra geçilir. Yani beka perdesine geçilir. Bu halden beka perdesine geçilir. Şimdi oradaki her tecelliyat artık o tecelligah için hakikattir. Onun dışında başka bir şey düşünmez, akletmez, fikretmez. Allah muhafaza eylesin küfür olur, şirk olur. Burası çok tehlikelidir. O yüzden bunun üzerinden şüphe dahi edilmez. Burasının sır olmasının bir sebebi buradan bir şey aktardınız kimse bunu reddederse o kimse de küfre düşer. Sizden de o hal gider. Bu idraksizliği idrak eder o kimse zevk eder. Bu şuursuzluğu bu şuursuzluğu şuur üstündedir çünkü bu bu şuursuzluğu zevk eder. Tabiri caizse içer bunu. Bunu içer. Bu akılsızlığı, çünkü akıl üstüdür bu. Yani bunu aklın algılaması, anlaması yetmez. Aklın matematiği bunu yeterli değildir. Mümkün değildir. Bu akıl üstüdür. Bu akıl üstü tecelliyatı akletmek de mümkün değildir. Bakın bu akıl üstü tecelliyatı akletmek de mümkün değildir. O yüzden anlatabilmek de çok zordur. Anlatabilmek de mümkün değildir. Bu sadece yaşanır. Hatta bunlar böyle yaşanırken Allah affetsin. Böyle çok uzunmuş gibi gelir önce insana. Ama öyle uzun değildir. Tabiri caizse böyle tarifimi hoş görün ama hani bir şey çarpar geçer ya anında şimşek gibi. Böyle şimşek gibi çarpar o, anlık sanki sende bin ciltlik eser olmuş gibi olur. Bak şimşek gibi çarpar o. Ama sende bin ciltlik esermiş gibi olur. Anlat anlat bitmeyecekmiş gibi olur ama anlatabilecek bir şey de yoktur. Çünkü akıl üstü bir şeydir. Aklın onu kelimelere dökmesi için yeni kelimeler icat edilmesi gerekir. Yeni kelimeler icat edilmesi gerekir. Allah icat ettirir bir şey diyemeyiz. Allah muhafaza eylesin. O yüzden bunlar böyle çok konuşulmuş, çok anlatılmış şeyler değildi bizim dervişliğimiz sürecinde. Ama böyle kıyısından köşesinden dilimizin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştık. Rabbim bizleri affetsin inşallah. Amin. Mesela hadisi kutside de ihlasla alakalı daria bu Cenab-ı Hak der ki ihlas benim sırlarımdan bir sırdır da. Bunu da es geçmeyelim. Benim sırlarımdan sırdır. Onu sevdiğim kulumun kalbine veririm der. Eğer ihlas olmazsa bu halede ulaşamaz hiç kimse. O zaman ihlası tarif edersek biz her türlü gösterişten, şataattan, şatafattan uzak Allah'a dostluk kurmaktır. Desinler diye değil, görsünler diye değil. Kenan kenamüdü ve iyya kenestayin. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. O zaman o hale erişecek olan kimse yok şeyhim görsün, yok kocam görsün, yok eşim görsün, yok annem babam görsün, yok arkadaşlar görsün diye yaşamaz. Ya Allah için yaşar. Sürçü lisan ettiysek affola. Eksiğimiz yanlışımız varsa önce Rabbim affetsin cümlemizi. Amin. E, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Cenab-ı Hak eksikliğimizi sizlerde tamamlasın inşallah. Haklarınızı helal edin. Bizden yana da helal olsun. El Fatiha Haman Salavat. Amin. Önümüzdeki hafta inşallah Allah'tan bir şey gelmezse Biraz böyle ağır gidiyormuşuz gibi oluyor ama e bunları biraz böyle Allah affetsin dile dökmekte zorluk çekiyoruz. Biraz da ondan kaynaklanıyor. Evet, önümüzdeki hafta manayı bilmek. Oradan devam edeceğiz. Sekizinci makam. Sonra dokuzuncu makam manevi yolculuk. Sonra onuncu makam ilahi varlığa ulaşmak. Allah nefes verirse inşallah. bir soru vardı. Karabaş Veli Tekkesi'nin sokak girişine, bakkalın köşesine, tasavvuf vakfına gider tebalesi asıla bilinir mi? Oraya gelip kapıyı kapalı görüp geri dönenler çok oluyormuş. Allah sizden razı olsun. Olabilir. Geri dönüyorlarsa, geri döndürenler utansın. Biz geri döndürmüyoruz ya. Geri döndürenleri Allah'a havale ediyoruz. Fatiha dedik neden getirmediniz? Dövme yaptırmanın yasak olduğuna dair ayet var mı? Eğer yoksa Allah'ın yasak etmediğini peygamber yasak edebilir mi? Evet ayet var dövme yaptırmanın yasak olduğuna dair. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Burada Resulüne itaat var mı? Ayette sabit mi? Evet. Bir de şeytanla alakalı ayet var. Şeytanın işi ne? Diyor ki ben onların fıtratlarını bozucu bozucu işler yaptıracağım onlara. Bunun ayeti ilahiyatçılar şeytanla alakalı o ayeti bulun veya sizler de bakın. Ayeti tam okuyayım. Veya bana söyleyin oradan. Bunlar normalde zannediyorlar ki böyle çıkıyor ya bazı zırt obazlar televizyonu oraya buraya. Bununla alakalı ayet var mı? He var. Peygamber'e itaat edin ne? Ayet-i Kerime peygamberim, peygamber neyi verdiyse alın, neyi nehyettiyse, yasakladıysa uzaklaşın. Alın siz ayet. Efendim? Bakara 14. Yok bu değil. Nisa? Nisa? 119. Ben size o ayeti bulacağım şimdi. O ayet büyük bir ihtimal. Şimdi. Tamam. Evet. Kim kendisine 115 Nisa kim kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere karşı gelir. Müminlerin yolundan başkasına uyup giderse ona döndüğü yolda bırakırız kendisini cehenneme koyarız. Ne kötü dönüş yeridir orası. Demek ki doğru yol apaçık olduktan sonra peygambere karşı gelmeyecek o kimse. 115 116 Elbette Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimseye bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa çok uzak bir delalete düşmüş olur. 119. ayet. Şeytan ne diyor bakın. Onları mutlaka saptıracağım. Olmayacak kuruntulara boğacağım. Onlara emredeceğim. Davarların kulaklarını yaracaklar. Emredeceğim. Allah'ın yaratışını, yarattığını değiştirecekler. Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinen kimse şüphesiz açıktan açığa kayba uğramıştır. Şeytan ne yapacakmış? İnsanlara emredecek, yaratılışınızı değiştirin. Şeytan neyi emredecekmiş? yaratılışınızı değiştirin. Kim fıtratını değiştirirse Allah ona lanet eder. Fıtrat değiştiriyor. Yaratılışı değiştiriyor. Dövme yaptırıyor. Dövme yaptırmak, fıtratı değiştirmek. Allah lanet ediyor. Eşcinsellik, fıtratı değiştiriyor. Allah lanet ediyor. Lanet olsun kadınlaşan erkeklere, Lanet olsun erkekleşen kadınlara. Allah lanet ediyor. Eşcinselliğe eş lanet ediyor. Bakın, güzellik için dişlerini törpületene, hadis-i şerif, Allah lanet ediyor. Saça saç ekleyene, Allah lanet ediyor. Çünkü fıtratı değiştiriyor. Şeytanın emrine giriyor. Ya dövmeyle alakalı ayet-i kerime var mı? Var. Dövme diyecek hali yok ya, fıtratı değiştiren her şey lanetliktir. Ne oldun? Ameliyat oldun. Erkekken kadın oldun, ameliyat oldun. Allah lanet ediyor sana. Erkekken hormon tedavisi oldun, göğüslerini büyüttün. Allah lanet ediyor sana. Bunun kaçacak bir yeri yok. İnsanlar ilmi saklıyorlar. Korkuyorlar. Hacısı, hocası, ilahiyatçısı, diyanetçisi korkuyor. Konuşamıyorlar. Evet, fıtratı bozmak Allah'ın lanetine uğratılan fiillerdir. Fıtrat bozmak sen kaşını yok edemezsin. Fıtratı bozuyorsun çünkü. Sen ameliyatla kaşını aldın, komple yok edemezsin. Hormon tedavisi uygulayıp kaşlarını yok edemezsin. Fıtratı bozuyorsun. Yarın öbür gün bunlar da çıkacak çünkü. Fıtratı bozuyorsun. Sen kasık altında kılın çıkacak kadın erkek. Onu yolmak, onu kesmek sünnet. Sen onlar hiç çıkmayacakmış gibi ameliyat ettirmek, fıtratı bozmak. Yaptıramazsın. Sen bir hastalığın yoksa rahmini aldıramazsın. Fıtratı bozmak. Bakın rahmini aldıramazsın. Fıtratı bozmak sen Allah'la yarışamazsın ya. Seni yaratan var. Yaratıcı sen, seni böyle yaratmış, sen onu değiştiremezsin. Sen bir parmağını kesip ben dört parmaklı olacağım diyemezsin. Fıtratı bozamazsın. Hatta bir parmağın kesildiyse senin, sen buraya plastik cerrahıyla bir tane parmak taktırman gerekir. Eğer bu senin hatandan dolayı olduysa Allah'ın fıtratına zarar verdiğinden dolayı ayrıca tövbe etmen gerekir senin. Sebep fıtratı bozucu halde dolandın. Allah muhafaza eylesin. O yüzden dövme yaptırmanın yasak olduğuna dair ayet-i kerime bu. Nisa 119. Ne yapacakmış? Allah'ın yaratılışını değiştireceklermiş. Yarattığını değiştirecekler. O yüzden lanetlik oluyorlar. Bu soruya da cevap vermeden geçmeyelim şimdi. Ayıp olmasın. Fecir suresi. Ey mutmain nefis razı olmuş, ve rızaya ermiş olarak dön Rabbine ayetine göre Allah'ın rızasını kazanmak derviş için varılması gereken bir nokta mıdır? Evet. Allah öyle istiyor çünkü. Derviş Allah'ın rızasını kazandığını bilebilir mi? Evet. Dervişin Allah'ın rızasını kazanması ile üstadın dervişten razı olması arasında bir ilişki var mıdır? Evet. Haklarınızı helal edin. Evet. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm. Ne kadar çok şeytani şeyler böyle sevilir hale geliyor ya. Şeytan dese ki damdan çıkın atlayın herkes damdan çıkıp atlayacak. Gençleri perperişan ettiler. O kadınlar, o erkekler, her tarafları, bütün vücutlarını dövmeyle doldurmuşlar. Tam şeytanın emrindeler. Tövbe etmeden ölürlerse son nefesleri tehlikede. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Selamünaleyküm. doğru değil. Kimisi vardır kendisinin ayağa kalkılmasından hoşlanır. Ben bana ayağa kalkılmasından hoşlanmıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bundan nehyetmiş. Evet bir kimse üstadına ayağa kalkar mı? Kalkar. Anne babasına ayağa kalkar mı? Kalkar. Bir kimse eşine ayağına, ayağa kalkar mı? Kalkar. Evine gelen misafire ayağa kalkar mı? Kalkar. Bir devlet büyüğüne ayağa kalkar mı kalkar? Caiz midir? Evet. Ama burada siz benim misafirimsiniz. Ben sizin misafiriniz değilim. O yüzden burada siz misafirsiniz. Siz oturacaksınız. Ben ayağa kalkacağım. Böyle bu çok hoş bir şey de olmuyor zaten. İşte ben kalkıyorum buradan herkes ayağa kalkıyor. Ben gittikten sonra herkes oturuyor. Kemal Sunal'ın filmi gibi gerek yok. Saygı o değil. Benim için saygı ne biliyor musunuz? Üstadı saygı gösteriyorsanız dediklerini yapın. Ben Kur'an ve Sünnet dairesinde bir şey söylüyorsam, tavsiyede bulunuyorsam onu yapın. Topluluğunuza sahip çıkın. Derganıza sahip çıkın. Kardeşlerinize sahip çıkın. Arkadaşlığınıza sahip çıkın önemli olan budur. Birbirlerinizi kırmayın, incitmeyin, üzmeyin. Önemli olan budur. Yoksa herkes ayağa kalkmış burada. Ama Allah yolunda bir çıt gitmemiş, bir anlamı yok. Selamünaleyküm.